koronavirüste evet çok sıkıntılı dönemler atlattık Kayseri olarak ama şu an için kısıtlamaların da getirdiği bir rahatlama yaşıyoruz. İnsanların kısıtlamaya, maske ve mesafeye uydukları sürece vaka sayılarımız şu an için kontrol altında diyebiliriz. Evet, şu an dünya genelinde mutasyonlu bir koronavirüs cinsi mevcut. Türkiye'de de bu mevcut birçok ilimizde. Bu şu an için hani daha kötü seyredecek diyebileceğimiz bir durumda değil ama bulaştırıcılığın daha yüksek olduğunu biliyoruz. O da şunu gerektiriyor, mesafeyi, hijyeni daha fazla önemli konuma getiriyor. Çünkü bir kişinin bulaştıracağı virüs miktarı daha fazla bu durumda. Öyle de olduğu için hani kalabalık ortamlardan hala hani kısıtlamalar azalarak kalkacağını biliyoruz ama yine de kendimizi korumamız gerekiyor. Peki bundan kaynaklı olarak insanlar maske kullanıyor ancak maske sayısı mutant eğiliminden sonra gerek hekimlerde gerek bazı bilinçli vatandaşlarda maske sayısı 2'ye çıktı. Bu ne kadar koruyor? Takılması gerekiyor mu? Olması gereken bu mu diyorsun? Tabii aslında kastımız bu konuda mesafenin şeyin artması mümkün değil. Birçok sosyal ortamda, iş ortamımızda ya da işte alışveriş yaptığımız mekanlarda. Bu yüzden kalabalık mekanlarda çift maskeyi biz de öneriyoruz. Özellikle ağzın burnun tam olarak kapalı olduğu, yüze tam oturan maske şeklinde iki kat maske şu an için daha güvenli olacaktır. Şöyle aslında bizim en baştan yola çıktığımız üç katlı cerrahi maske dediğimiz, şu an benim de kullandığım tarzda olan maske. Asıl da kullanılması gereken maske bu ama bir yıldır biz bu maskeleri sürekli kullanıyoruz. Hem görsel olarak değiştirmek isteyen kişiler var hem de maddi olarak kirlendiğinde değiştirmemiz gerektiği için çocuğuyla işte evdeki tüm kişileri aldığınızda bir maliyet söz konusu oluyor. Maalesef fiyatı yüksek olan iyidir diyemeyeceğim. Asıl belli markaların özellikle eczane ya da sağlık kuruluşları aracılığıyla temin edilen maskelerin güvenli olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında şöyle bir şey yapılabilir. Çift kat maskenin iç tarafta tek katında cerrahi maske kullanılıp üzerine kişinin tercih ettiği başka bir görsel maske söz konusu olabilir. Ama merdiven altı üretimi dediğiniz gibi hani çok cüzi miktarlara hani sağlıksız malzemeden olduğunu zaten hissedebileceğimiz maskelerin kullanımını önermiyorum. Ki bunun virüsün korumasının dışında yüzümüzde sürekli bulunmasından kaynaklı başka rahatsızlıklara neden olabilir. Bu takdirde işte alerjiler gelişebilir, işte kişinin sürekli sağlıklı olmayan bir kumaştan nefes alması başka solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabilir. Peki normal bu maskelerin değiştirilme sıklığı ne aşamada olması lazım? Çünkü günlerce kullanan da var, her gün değiştiren de var. Tabii ki şimdi şöyle dış ortamın kalabalık olduğu bir yere gidip döndüğünüzde maskenizi değiştirmeniz lazım. Aynı maske bir gün ve bir kişi tarafından kullanılmalı. Hele ki gün içerisinde sürekli iş yerinizdesiniz, yaklaşık 3-4 saatte bir değiştirilmesini mutlaka öneriyoruz. Bunun dışında yemek için ya da elinizle dokunduğunuz takdirde dış ve iç yüzeyini kirlendiği takdirde mutlaka maskeyi değiştirmek lazım. Tabii ki şimdi çocuklara hani maskeyi cazip hale getirmek için desenler, figürler önemli. Ama bu noktada da yine üretici firmanın hani figür eklerken oluşturduğu, kullandığı kumaşın özelliği önemli. Özellikle en az 3 kat olması gerektiği, bunu ambalajı üzerinde belirtmesi, işte toptan şekilde değil ama daha böyle hani temiz ambalajlar içerisinde olması önemli. Çünkü çocuklarımızın da cildine tüm gün temas edecek bu. Ve hani korumasının dışında zarar da vermemesi lazım. Evet.